Allah'ım, evrende sıçrama mı oldu, ne oldu? Durmadan Şebnem'i görüyorum ya! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ama ben şimdi ulaşmak istiyorum! Hayırdır, nereye bu saatte? Hiçbir fikrim yok çünkü gidecek bir yerim yok. Bana gel istersen. Kızlara gitsem olmaz, Müfit abi de yaş çıktı. Bana gel işte. Zafet'e gitsem, ay yok, iki dakikada cinnet geçirtir o bana. Çocuklara gitsem, aman onları da çekemeyeceğim şimdi. Sen bana gel, bana. Ay gelmeyeceğim sana be! Öf! Bana gel, bana gel. Niye? Gidecek başka bir yerin var mı ki? Var aslında. Bu da mı gol değil ya? Bu da mı gol değil ya? Piknik sepeti. Tamam, anladım da. Bu saatte ne pikniği diyorsun ama çok yanılıyorsun. Biz New York'ta arkadaşlarla gece pikniğe çıkardık ve acayip eğlenceli oldu. Şahane şeyler hazırladım. Sandviçler, peynirler, meyve tabağı ve hatta şarap aldım. Hadi gidelim, ne bekliyoruz? Oğlum, hazırız zaten. Diye düşünmüştüm aslında ama. O parkta biraz daha kalsaydık kafamıza taş yiyecektik. Hayır, ben gerçekten anlamıyorum bu insanları. Yani örtümüzü serdik, tabağımızı, yiyeceklerimizi çıkardık. Kimseye bir zararımız yoktu. Neden bu kadar rahatsız oldular? Acaba müzik mi rahatsız etti? Hülya, sen etrafta hiç aile gördün mü? Tamam, aileye geçtim. Etrafta hiç çift gördün mü? Yok. Göremezsin. Çünkü etrafta bir tek abuk sabuk herifler vardı. Yine de müzik diyorum ben. Başka bir şey olamaz. Tabii, kesinlikle. Kesin müziğe takmışlardır Hülya. Aman canım, neyse. Canımızı sıkmayalım hiç. Bence babana işi bahane etmeseydin de tekneyi verecekti. Vermezdi. Motor yat, ne güne duruyor Selim derdi. Sen de duydun mu? Evet de kaptandır herhalde teknede. Bir bakayım ben aşağı. Kimse yok. Acaba? Asıl sizin ne işiniz var burada? Pardon ama ailemin teknesine gelirken sana mı soracaktım? Pardon ama ben de buraya çalışmaya ve kafa dağıtmaya geldim. Harun Bey benim patronum sonuçta. Ona layık olmam lazım. Bir yerde veli nimetim, değil mi? Yani? Yani? Burada kalmamı istemiyorsanız o ayrı. Geliyorum şimdi. Biraz sıcak mı oldu lan? Bilmem. Ben bildim işte. Çekil şuradan, çekil. Tabii.
Tabii bir fotoğrafçı gözüyle baktığım zaman biliyorsun ben bir selfie uzmanıyım. Yani masada bir şıklık yok. Mumlar vasat, renk skalası uyumsuz. Yani. Herhalde gidersin artık. Ya. Hani benim açıkçası gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü neden? Ya 10 kişiye yetecek yemek getirmişsin buraya ya. Ben zaten çarçuru hiç sevmem. İnsan zengin olsa da hiçbir şeyini, malını, mülkünü, yiyeceğini, içeceğini, hiçbir şeyini çarçur etmemeli değil mi? Ay. İçeceklerde ne var? Tamam anladım Özgür. Sağ ol aradığın için. Yok merak etme ben göz kulak olurum ona. Bir şey olmaz. Bir sorun olursa haberleşiriz zaten. Tamamdır sağ ol abi iyi geceler sana da. İçmeyeceğine emin misin? Eminim. O zaman geç olmadan git istersen. Yok canım. Ben taksi parasını bölüşürüz diye düşünmüştüm. Pardon. Pardon. Eski bir New Yorker olarak bunlardan haberin olması lazım değil mi? Ha? Alışkınsındır. Bugün bir Manhattan'dan Brooklyn ne kadar yazıyor? Senin haberin var mı? Benim gitmeye hiç niyetim yok tatlım. Ne tesadüf benim de yok. Bu arada Brooklyn'le Manhattan arası da 45 papel yazıyor. Bilmiyorsan haberin olsun. Bu ortaklığın başka alanlarda da işimize yarayacağını düşünüyorum. Ne gibi mesela? Anlatırım da anlayacağını pek düşünmüyorum tatlım. Koskoca Şebnem Gülsoy var senin karşında. Peki. Astra NRC ki kendisi bizim şirketimiz olur. Elde ettiği net karın %67'sini yatırımcıya temettü olarak dağıtırken diğer şirketlerde bu oran %50'nin altında. Tabii temettü vermeyen şirketler de var. Peki bu bize neyi gösteriyor Selim? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları genelde elde ettikleri gelirin büyük bir kısmını kendi bünyelerinde tutarlar. Aynen öyle. Senin buna eklemek istediğin bir şey var mı Şebnem? Tabii. Benim babamın da bir sürü tenettüsü var. Gerçi ben şirket işlerine pek gitmek istemiyorum ama nedense babam bu konuyu hiç anlamıyor. Aklında ne var? Ben denizde olmak istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Yelken, deniz, bir de ben. Sonuçta herkesin iş dışında idealleri, hayalleri var. Benim de var. Sen de kariyer planlarından bahsetmek ister misin? Tabii. Benim durumum sizden daha parlak yalnız. Yani sosyal medyada fenomenim. Çektiğim fotoğraflar yüzlerce like alıyor. Daha ne olsun? Anlamadım. Senin de anlayamadığın şeyler oluyormuş değil mi Hülya'cığım? 35 ile 45 yaş arası böyle şeyler olabiliyor. Sana ek gıda olarak ginkgo biloba ve zencefili öneririm. Ben 26 yaşındayım. Ay, insanın hissettiği yaşta olması ne güzel değil mi? Aslında bunu benim uşaklarımın yapması gerekiyor da bugünlük idare edeceğiz işte. Kal istersen, git istersen, sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Selim. Efendim. Biz artık kalkalım istersen. Şebnem de kafasını dinlesin. Buraya dinlenmeye gelmiş. Bu geceye baş başa devam edelim. Ne dersin? Olur. Sen nasıl istersen. Şahane.
Şebnem, teknede istediğin kadar kalabilirsin. Ya kusura bakma, bu saate kadar da seni rahatsız ettik. Ne demek, estağfurullah. Oturmaya da gelin. Geliriz. Yani ben sabah aradım ama kapalıydı telefonu. Aradın mı gerçekten ya? Ne yapayım ya, merak ettim. Çok mu sert davrandık acaba, bilmiyorum ki. Arada gerekiyor. Yani gerekiyor ama... Ama bazen ben de aynı şeyi düşünmüyor değilim. Hayırdır? Niye geldin? Girebilir miyim? Girebilirsin. Teşekkürler. Şimdi kızlar. Biliyorum sizi çok üzdüm. Ama ben de çok üzüldüm. Kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Hani şey, böyle internete sevimli kedicik videoları yüklerler. O böyle binlerce bir sürü like alır. Heh, biliyorsun değil mi onu? Sanki ben de öyle bir video koymuşum da hiç like almamış. Öyle bir yalnız. Öyle bir hüzünlü. Biraz şımardım da tabii. Biraz mı? Aslında bunun Freudian bir açıklaması var da şimdi o uzun sürer. Biz buna tek çocuk sendromu diyelim geçelim bence. Ama biz kardeş gibiydik. Hala öyleyiz. Ya ben sizi öyle görüyorum. Dün gece hiç uyuyamadım biliyor musunuz? Öyle sağdan sola, soldan sağa döndüm durdum. Bezelyeyi de bulamadım. Bezelye mi? Ha, hani prensesi bir yatağa yatırırlar. Yatağın altında bezelye vardır. Onu bulamadığı için bir türlü uyuyamaz ya. Ha, işte öyle. Ha, o kadar küçük, o kadar ufak bir sorun yani. Aa, tabii ki öyle küçük ve önemsiz bir konu değil canım. Ya kızlar, aslında ben sizi kaybedebileceğimi hiç düşünmemişim şimdiye kadar. Öyle birden gerçeklerle yüzleşince... boyumun ölçüsünü aldım. Ve tamı tamına 1.67'ymiş. Güldüğünüze göre hala bir şansım var herhalde. Ya Allah kahretmesin ev, gel. Gel gel gel. Ah. Ah be. Bir kayısı verir misin? Seniha Hanım'dan da özür dileseydin. Helak oldu kadın. Haklısınız da o da bir acayip alınganlık yapıyor biliyor musunuz? Ama haksız da sayılmaz değil mi? Zaten ben haksız demiyorum ama böyle tuhaf tuhaf tavırlar bir şeyler. Yani beni resmen kapının önüne koydu. Ayrıca arkadaşlar benim çayım nerede? Şebnem. Hı. Sen bu evde yaşamayı gerçekten istiyor musun? Evet. Yani burada bizimle birlikte yaşayacağına eminsin, öyle mi? Evet, niye ki? Hah, eğer burada birlikte yaşayacaksan bazı kurallara uyman gerekiyor. Yani Şebnem Gürsoy'u kapının önünde bırakacaksın. İçeride sadece Şebnem olacak. Bizim tek isteğimiz bu. Tamam,
Ayrıca öyle yan gelip yatmak da yok. Her işi birlikte yapacağız. Yani temizlikte, bulaşıkta, çamaşırda hepsi birlikte. Yemek de var. Kızım ben ne anlarım yemek yapmaktan ya? Benim tek yaptığım yemek o uyuz Selim'e yaptığım omlet. Ben öğreteceğim sana. Tamam. Başka? Başka? Ya şimdilik bu kadar yeterli. Öyle ilk günden kurbağa yemeden ürkütmeyelim değil mi? Tamam mı peki? Kabul ediyor musun? Kabul, kabul, kabul. Aa. Ya. Ben bakarım. Teyzen İstanbul'a gidelim deyince kıramadım işte ne yapayım? Yol bilmez, iz bilmez. Kızı desen o da öyle. Yardım edeyim dedim. Ya düğün telaşı başka bir şeye benzemez biliyorsun işte. İyi yaptınız anneciğim de bir haber verseydiniz ben size almaya gelirdim. Haber versek ne olacaktı ki kızım? Merak edecektin bizi. Neredeyiz, ne yapıyoruz diye aklın hep bizde olacaktı. Hem bizim işimizin çoğu zaten Eminönü'nde. Gelinlikçi de oradaymış. Anneciğim, çok sevindim gelmenize. Ama başka bir şey yok değil mi? Yani düğün alışverişi için. Yok. Madem öyle diyorsun. Bir tanem. Biliyorum. Bana çok kırgınsın. Ama yemin ediyorum kötü bir niyetim yoktu. Bir de olsaydı. Heh. Vallahi yoktu işte. Gerçekten. Yani ben sadece ilgi görmek istedim. Sevgi görmek istedim. Çünkü hiç ilgi görmüyorsun. Hiç sevilmiyorsun. Ya, öyle değil işte. Hani insan böyle bazen kendini kötü hisseder. Depresyona girer ama fark etmez. Mevsim geçişi der, geçer gider der ama öyle orada durur. Böyle oluk oluk saçları dökülür, tırnakları kırılır. Tonlarca argan yağı sürersin. Ne saç şekil alır ne tırnak. Öyle bir hal işte. Bana kızmakta haklısın. Ama bak sen ne söylersen söyle ben sana hiç karşılık vermeyeceğim. Böyle sus pus oturacağım tamam mı? Sen sus pus oturacaksın, hiç konuşmayacaksın. Hayatta inanma. Teyze hoş bak kızlarla da konuştum. Onlara da söz verdim. Hatta onlara ne hakkında söz verdiğimi duysan yemin ediyorum şurada kalp krizi geçirirsin. Konuştum onlarla. Ben artık böyle gür soysuz Şebnem olacağım. Böyle dümdüz, sapsade, sadece Şebnem. Şebnem. Artık kızlarda kalacağım. Daha çok çalışacağım. Harun Bey'le konuşacağım. Gerekirse bana daha çok inisiyatif vermesini isteyeceğim. Peki kalbini kırdığın herkesten özür diledin mi? Diledim. Seni affettiler mi? Evet yani sonuçta Şebnem dümdüz sapsade Şebnem'in özrü önemlidir herhalde değil mi? Önemlidir. Peki esas soruya gelelim. Selim'le konuştun mu? O kalbi kırılanlar sınıfına girmiyor yalnız. Çünkü onun bir kalbi olup olmadığına henüz emin olamadık. Dünyanın en ünlü kardiyologları bunun araştırması içerisinde. Affettin mi beni? Hadi gel bakalım. Canım teyze hoş geldin. Ver mi? Tamam bir çikolata pastanı alırım. Tamam söylerim.
Garson! Bir sus. Bakar mısın? Ne oldu? Ne var? Eğer Şebnem'den haber getirdiyse zaten haberim. Ha şey. Neymiş bu? Bu gece aşağı sokakta açık hava sineması var da. Siz? İşte siz de davetlisiniz. Bu gece herkes orada olacak. Kaytarmak falan yok, tamam mı? İyi. Bakarız. Tabii ki biletler bedava değil. Her şeyin bir karşılığı var, değil mi ama? Olmasaydı şaşardım zaten.